yukarıya çıkar. Onu söyleyeyim. Bu benim tercihim değil, somut gerçeklik. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim şeye, Murat Kurum'un şarkısına. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri ritim duygun yok, kulağın yok. Yani düşünerek de bakmıyorsun, güdülerinle davranıyorsun. Ben Binali Yıldırım'dan daha kötüsü olabileceğini düşünmüyordum. Ve Tanrı bize dedi ki dibinde dibim var. Kötünün de kötüsü var ve Murat Kurum'u gördük. Gördüm. Güler miyiz, ağlar mıyız? Bakın Murat Kurum şarkı söylerken. Ben Ali'm uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun. Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun. Bu karşısındaki çocuk kim? Şöyle, hadi bir daha. Son aşamaya geldik. Müzisyenlerin kulaklarımız kanadı diye bir laf vardır. Ya arkadaş, mecbur musunuz bu millete birçok açıdan zulmederken bir de ilave zulmetmeye? Zaten iktisadi olarak zulmediyorsunuz. Hava zehirlenmiş durumda, ölüyor insanlar, mahvolmuş durumda, madenciler üzüldü. Adam şarkıcı değil ki kötü şarkı söylemesini neden eleştirin? Ya bu Levent hakikaten enteresan bir adam. Adam şarkıcı değilse niye şarkı söylüyor abi yayın organlarında? Ve niye insanlara bunu yapıyor? Niye Levent bunu sormuyorsun? Şarkıcı değilsen mecbur musun kardeşim milletin kulaklarını kanatmaya? Bu neye benziyor biliyor musun Levent'ciğim? Biz şimdi şehirde dolaşıyorsun. Her tarafta Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı vardı. Türkiye'nin her yerinde böyle. Yani seçime Recep Tayyip Erdoğan giriyor ve bütün şehirlerde. Fakat mevzu şu arkadaşlar. Ben sabahtan akşama kadar Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı görmek zorunda mıyım? Değilim. Peki ben sabahtan akşama kadar Ekrem Bey'in o morarmış suratını, kırmızı bilmem ne falan suratını görmek zorunda mıyım? İlçe belediye başkan adaylarının tipini görmek zorunda mıyım? Soruyorum size. Ama gözümüze sokuyorlar. Bunu da kulağına sokuyorlar işte.